Merhaba arkadaşlar, ben Cahat. Bugün Kemal'le beraberiz. Merhaba arkadaşlar. BMW 420 dizelin içindeyiz. İstersen ilk sıkıcı kağıt verileri üzerinden başlayalım. Kağıt üstünde olan verilerle. Evet. Araç 2 litre motora sahip, 184 beygir güç üretiyor. 380 Nm tork verisi var. Stok olarak da aslında torku bayağı yüksek. Evet. Torku tatmin edici ama işte ileriki zamanlarda bizim de biraz kurcaladık arabayı. Değişiklikler yapılabiliyor. Araç X-Drive. Genelde ülkemizde çok tercih edilen bir versiyon değil değil mi X-Drive? Evet, özellikle 4 serisinde çok tercih edilmiyor. Genelde SUV arkadan itiş. Evet, SUV araçlarda X-Drive daha çok tercih ediliyor. Ama bunun da tadı tabii başka. Özellikle virajlarda. Virajda olsun, karlı hava koşullarında olsun. Zaten ilerleyen bölümlerde bahsedeceğiz aslında arabayı niye tercih ettiğin. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil. İstersen ilk motor bölümünden başlayalım. Neler yapıldı arabada? Motora ilk etapta Stage 1 yazılımla başladık. Bir süre onunla ilerledik. Sadece yazılım değil mi Stage 1? Evet, yoksa sadece yazılım ve BMC marka hava filtresiyle birlikte bir süre kullandık. Kaç beygirdi Stage 1? Stage 1 200 beygirdi. Gayet soft bir yazılımdı. Daha sonra Forge Intercooler. Litresini hatırlıyor musun Intercooler'ın boyutu evet, olarak? Evet, 11 litre hacme sahip. Stok haliyle mesela Stage 1'de uzun sıkmalar sonucu araba şişiyor muydu yoksa? Intercooler sonucu hani... Yok hayır, intercooler'ı biz tamamen güvenlik amaçlı yaptık. Üzerindeki kendi intercooler'ı yeterliydi ama ne olur ne olmaz sıcak havalarda özellikle motoru korumak adına güvenlik tedbirli yaptık. Onun haricinde downpipe yapıldı. Yine hava filtresi aynı şekilde devam ediyor. Egzozumuz var. Egzoz son susturucu iptali var. Haricinde turbo stok tabi. Turbo stok. Bunlara genelde içindeki paller değiştirilip hibrit turbo pali yapılabiliyor. Ama ben çok sağlıklı bulmuyorum. Kaç beygir şu an aşağı yukarı? Şu an araç 245 beygir üretiyor. Yaklaşık olarak da 480 Nm tork üretiyor. Onun dışında dıştan da görselde oynamalar yaptık. Spor yaylar mevcut. Spacer var. Onlar H&M marka galiba değil mi? Evet. Gayet konforlu bir şekilde gidiyoruz. Evet, konforda bir sıkıntısı yok aracın. 2 yıl süreyle yaklaşık olarak M Sport paketin dış görünüşüyle bindim. Daha sonra değişiklik olması için M4 ön arka tampon ve yan marşpiyeller değişti. Orijinal M Performance karbon spoiler mevcut araçta. Yine aynı şekilde karbon M Performance egzoz uçları mevcut. Lip vardı galiba eskiden karbonda ama eski M Sport'un M paketin tamponunda karbon yine performans lip vardı ama tampon değişikliği yapınca onu çıkartmak zorunda kaldık. Şu an üzerinde piyano bilek boyalı bir plastik lip var. Bu basıklık sana sorun yaratıyor mu güncel hayatta yoksa? Tabii yol şartlarına göre zorlaştırıyor. Çukurlardan, tümseklerden geçerken veya otopark giriş çıkışlarında bayağı zorlanıyorum. Çapraz giriş çıkış yapmak ve çok yavaş bir şekilde geçmek zorunda kalıyorum. Onun haricinde bir sıkıntı yaşamıyorum. Motor sesinde zaten çoğu kişi hani soruyor ya dizelde motor sesi geliyor mu diye. Şu an hiçbir şey yok yani. Aracın içinde hani motorun izolasyon güzel. Motorun sesini ve egzozun sesini almak zor yani. Rahatsız eden bir gürültü yok. Motor uzaklığı da biraz farklı. Yalıtım da daha iyileştirilmiş eski kasalara göre. İnsanı rahatsız eden bir durum yok. Yani birçok kişiden de aynı tepkiyi aldım 4 serisi kullanıcılarından. Aynalarda da galiba fark var değil mi? Aynalarda da karbon yine kapaklar mevcut M4. Güzel olmuş ama. Karbon detaylar var. Yan hava girişlerini işte karbon folyo ile aynı şekilde detaylandırdık. Tamponun alt kısmında da ön tampon alt kısmında da yine karbon detaylar mevcut. Böbrekler aynı şekilde. Tamamen değiştirmedik. Kaput, çamurluklar onları ellemedik. Neden derseniz arabada değişen parça olarak gözüküyor. O yüzden bir de arka çamurluğu büyütmek. Arka çamurluğu açmak gerekiyor. Yani işin içine girdiğiniz zaman komple değiştirmek gerekiyor. Biz basit dokunuşlarla arabanın çevresini biraz değiştirdik. Bir de bizim araç şu an makyaj öncesi değil mi? Evet, 2014 model. Tam neler fark ediyordu onda? Onlardan da bahsedebiliriz istersen. Makyajda ön arka, yani ön far ve arka stoplar değişiyor. Klima göstergesindeki ışıklar değişiyor. Şu bölüm.
Evet, bu buradaki renk beyaz oluyor işte, hı-hı, karakteri biraz daha farklı oluyor. Onun dışında belki izleyicilerin en çok merak ettiği nokta, niye böyle bir X-Drive tercihin oldu bu tarz bir arabada? Neden X-Drive tercihim oldu? Çok ciddi derecede uzun yol yapıyorum. Karlı hava koşullarında, her türlü hava koşulunda yol yapıyorum. Sadece X-Drive karda güvenli olarak görmemek lazım. Asfalt eridiği zaman da çoğu araba kayıyor. Kaygan, yani sıcak asfaltta. Ama X-Drive tutunuyor. Yine aynı şekilde mucurlu yolda. Güven bakımından sana güven veriyor değil mi X-Drive? Evet, yani bir viraja girerken, ne bileyim işte karda bayırdan aşağı inerken ve bayır yukarı çıkarken hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Uludağ falan da gittin sen arabayla sorunsuz. Evet, yani yaklaşık 30-40 santimlik karın içinden bir defa bile antipatinaj ışığı yanmadan Uludağ'ın tepesine kadar sorunsuz bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Tabii bu lastiğin de önemli. Demek var. Olmuyor ki lastik yaz lastiğiyle çıkabilirsin. Aracın üzerinde şu an 4 tane kar lastiği var. Pirelli. Evet, Sotto Zero serisi. Yani onlar olmadan çıkmanız mümkün değil tabii ki. Tabii yine o zaman da X-Drive'ın da bir önemi kalmaz büyük ihtimalle. Evet, yolda birçok Q7 ve Cayen çıkamıyorken yanlarından çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Çünkü onlar lastiklerini değiştirmiyor. Çıkarım hesabı. Altında SUV var diyor, Cayen var diyor vesaire. Ama yolun kenarında kalıyorlar 20 inç çantalarına. X-Drive'ın da büyük bir dezavantajı herhalde, lastik ev altında bir büyütme yapamıyorsun ya, değil mi? Sistem hata veriyor. Evet, orijinal lastik ve jant kullanmak zorundasınız. Yoksa şanzıman zamanla arıza vermeye başlıyor. Büyük ihtimal şanzıman da yoruyordur. Tabii ki X-Drive'ın şanzımanını yoruyor. Aracın kendi şanzımanı değil, X-Drive'ın şanzımanını ciddi derecede kafasını karıştırıyor ve bu işte arızaya sebep oluyor. Zamanla da beyinlere ve şanzımana... Fatura kabarık çıkıyor sonra. Evet, bu tür araçların şanzımanları ciddi derecede maliyetli. Yani bir değiştirmeye kalktığınızda 10.000 eurolardan bahsediyorlar. Ciddi rakamlar. O yüzden hiç risk almaya gerek yok. Yani. Şu an aracın üzerine zaten yine BMW'nin kendi kış lastik seti var. Jantı ile birlikte. Yakıt tüketimine gelirsek arabanın? Yakıt tüketimi söylediğin gibi ekonomi bakanı. Gerçekten uzun yolda 100 kilometrede 5.3 litreler yakıyor. Bu X-Drive olmasına rağmen. Evet, yani. X-Drive olmasına rağmen. 75 kilo civarı daha arız, evet, yani. Aracın ağırlığı normal 4.20'lere göre 75 kilogram daha fazla. 1600 kilo civarıyız yani. 1600 kilo, evet. İçine yakıtı vesaire koyduğunda 2-3 kişi bindiği zaman yaklaşık olarak 1.8 tona ulaşıyorsun. 4'lüyünce hatta 2 ton oluyoruz, evet, arabada. Eşya vesaire durumuna bağlı, bagajın doluluğuna. Ona rağmen 5.3 litre yakıyor. Şehir içinde de benim gördüğüm maksimum rakamlar 6.5. Gayet iyi. Tabii performanslı kullandığınızda, Sport Plus modunu aldığınızda, sürekli dur kalkta yüksek süratlere ulaşırsanız bu rakamlar 7.5-8'lere kadar çıkıyor. Maksimum gördüğün top değer ne kadardı böyle? Şehir içinde gördüğüm maksimum 8.5 falandır. O da dediğim gibi işte Sport Plus'ta sürekli... Ha, bir de yardırmacı. Evet, ışıktan kalkıyorsun, tam gaz, duruyorsun, tekrar tam gaz. Onun dışında kronik sorunlarına gelirsek arabanın, çok kronik sorunu olan bir kasa değil aslında. Aslında yani kronik sorun demeyelim. Bunlarda bir transfer kutusu var. BMW üretirken bunda bir yanlışlık yaptığını düşünerek bütün araçlara ilk bakıma girdiğinde veya bir sonraki bakımına girdiğinde geri çağırdı. Geri çağırarak transfer kutularını değiştirdi. X-Drive'ın kendi bir şanzımanı var, aracın şanzımanına ilaveten. Bu şanzıman içinde balata ve kayışlar var. Zamanla bunlar aşınabiliyor, tutunmuyor. İçindeki yağ yanıyor. Kaç bin de gerekiyor acaba? Kullanım şekline göre de kullanım değişir. Kullanım şekline göre değişebilir. Ben keyfe keder 120 bin kilometredeyken, yaklaşık 3 bin kilometre önce bunun bakımını yaptırdım. İçindeki yağ değişiyor. Kayış ve balatanın adaptasyonu tekrar yapılıyor. Nasıl bu şekilde anlıyorsun bunun böyle artık gerekli olduğunu? Bunun gerekli olduğunu aracın yüke bindiği zaman, özellikle devir hızlı yükseldiği zaman araba bir titreme, silkeleme gibi bir şey hissettiriyor size. Normalden bu aslında rahatsız etmiyor, yani araç içinde bir sorun teşkil etmiyor ama bunun minimuma indirmek için bu bakımı yaptırmak bir bakım şart. Araç için de artı katıyor. Sonuçta yorulmuyor. Tabii. Ya da yıpranması daha da azalıyor. Bence her 4.20'ler X-Drive sahibinin bunu araştırıp yaptırması gerektiğini düşünüyorum. İleriye dönük faydası var aracın sağlığı için, uzun ömürlü olması için. Onun haricinde zaten arabanın kendi şanzımanı sorunsuz, kusursuz BMW şanzımanı. ZF. Evet, ZF 8'leri. Frenleri sana göre nasıl?
tatmin ediyor mu? Frenleri şöyle, ben arabayı ilk sipariş verdiğim zaman sadece M-Sport fren sistemine ara verdi bir ay üretimine. Benim de aracım tam o ay üretilecekti. Onu fabrika iptal etti. M-Sport frensiz geldi araba. Evet, yani ben aslında onu istemiştim. Dediler ki yani ya siparişi iptal edeceğiz ya da bu şekilde gelecek araç, kabul ediyor musunuz? Biz de tamam dedik. Daha sonra ileride M-Performans fren sistemi ekleyebilirim diye düşündüm. Öyle kaldı ama aracın kendi frenleri de yazılıma rağmen yetiyor. Ben memnunum. Bir sorun yok yani. Evet, güven veriyor. Evet. Onun dışında donanımına da değinebiliriz içerisinde aslında. Çünkü güncel kasalardan birazcık daha farklı. Sen kendin de yaptın arabayı. Evet, ben kendim sipariş oluşturdum. Yaklaşık olarak bir 100 gün aracın gelmesini bekledik. Kendi kafamda hayalimdeki arabayı oluşturdum diyelim. İşte NBT ekran fabrikasyon, Harman Kardon ses sistemi, head-up display var, konfor erişim sistemi var, connected drive dediğimiz uzaktan erişim, telefonla arabanın bazı özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Koltuk rengi. Koltuk rengi de tabi, evet, kırmızı Dakota deri seçtim. Normalde standartında Alcantara kumaş olarak geliyor. Koltuğu değiştirdik. Onun haricinde aklıma gelen... Head-up sana göre nasıl? Ben çoğu 4 kasada görmedim mesela head-up. Head-up display gayet kullanışlı. Hızınızı kadrana bakmadan görmenizi sağlıyor. Onun haricinde sadece hızı göstermiyor. Navigasyonu açtığınızda bütün yönlendirmeleri hesapçığını gösteriyor. Oradan görebiliyorsun. Araç herhangi bir uyarı verdiğinde orada da veriyor. Bir de tabelayı okuyabilsek lütfen tabeladaki hızı da gösterecek. Evet, tabela okuma sistemini koydurmadım. Yani aracı doldurduğunuz zaman 7 serisiyle neredeyse aynı paraya geliyor bu sefer. Yani, üzüyor. Evet. Onu koyma gereği hissetmedim. Başka söyleyebileceğim zaten ısıtmalı koltuklar standart geliyor. Opsiyon olarak adaptif spor direksiyon tercih etmiş miydin sen? Evet, onu da ilave olarak ekletmiştik opsiyonel donanımlara. Bayağı fark ediyor çünkü normale göre. Bir önceki 4 kasada da çünkü Süleyman onu tercih etmişti. Hani normalde o E kasalardaki hissiyatı çoğu insan özlüyor. Bu galiba yine yakalıyor opsiyonu. Evet. Turu da kısa, park ederken de daha kolay oluyor. Hızınız arttıkça da direksiyon iyice sertleşiyor. Hem güvenliği arttırıyor. Hem de şehir içinde park ederken. Evet, şehir içinde park ederken de ona göre yavaşlama yapıyor. Hafifleme yapıyor. Pratik oluyor açıkçası. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler herkese.